Merhaba arkadaşlar. 10 ay önce akıllı lens ameliyatı olmuştum ve ilgili videoları paylaşmıştım. Çok güzel yorumlar geldi. Değişik eleştirel yorumlar da geldi. Ama netice itibariyle ben gayet iyiyim. Uzağı da yakını da tüm mesafeleri gayet güzel görüyorum. Ameliyatın sonuçlarından çok memnunum. Hatta o kadar memnunum ki kontrole de gitmedim doktora. Bu kadar zamandır ara kontrollere gitmem gerekiyordu. Bugün ilk defa kontrole de gideceğim. Bakalım orada neler olacak. Sizinle onları da paylaşacağım. Haydi şimdi gidip kontrolümüze bakalım. Kontrol için hastaneye geldim. Şu anda sonuçlar şu şekilde. Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, sağ olun, hoş bulduk. Evet, hastamızın normalde birinci ay kontrolü. Evet. Bilemedim ya. Birinci ayda gelmesi gerekiyor, 10. ayda gelmiş. Ya şöyle, aslında sorun olmaz ama işte biz göz damlalar yazıyoruz. Damlalar sonuçta bazen göz tansiyonu geçici yükseltebiliyor. Onlar kontrol amacı da mutlaka aslında birinci ayda görsek iyi olurdu. Yani çok şükür zaten şu an göz tansiyonu yok. Herhangi bir sorun olmadı ama bence kurallara uymak da. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Zaten videoda pek çok yorum geldi. Ben video yapmak için de 1. ay, 6. ay, 7. yıl videoları yapacağım diye söylemiştim. Ama o videoları da yapamadım. Biraz geç kaldık ama şu anda bu videoyla zannederim hepsini birden toparlayacağız. Göz numaralarım iyi zannediyorum. Numaralar iyi. Sol tamamen sıfır çıkmış. Sağ 0.25, 0.50 çıkmış ama aşağı yukarı zaten illa burada sıfır yazmasına yani gerek yok. İleri yani görüşüm... Şöyle okuyabilmeniz yeterli. Tabii. İleri görüşüm var yani. İşte 40-45 metreden araç plakalarını okuyabiliyorum. Yani bayağı uzak mesafede tabelaları falan okuyabiliyorum. Yani neredeyse sizin şuradaki şeylerin küçük yazılarını okuyacak kadar yakında da gayet iyiyim. Bir tek işte hareler. Akşam araç kullanırken falan eğer araçların farlarına bakarsam hareleri görmeye devam ediyorum. Evet. Ama bu çok da büyük bir sorun yaşatmıyor. Onun dışında hiç sorun yok. Anladım. Yani sizin de böyle bir tecrübe olarak söylemeniz iyi oluyor. Genelde ben de söylüyorum. Hani o hareler kaybolmuyor ama alışverişi oluyor. En azından bana olabiliyorsunuz ama araba sürmeniz engelleniyor. Hocam sürpriz bir soru soracağım. Evet. Bunu bana birisi sordu. Onu sorduğu için bunu sormak istedim. Tamam. Siz ihtiyaç duyarsanız bu ameliyatı olur için. Şimdi şöyle, aslında akıllı mercek ameliyatında olmak için şöyle mikroskoptaki ameliyat şeylerini değiştirebilir. Mesela bu mikroskopa odaklanıyoruz ya. Yani. Şimdi biz mikroskopik ameliyatlar yapıyoruz. Mikroskopik ameliyatlar yapanlara biz aslında çok önemli. Çünkü mikroskop hiç belli olmuyor. Çünkü bizim benim gördüğüm ameliyat göz bu kadar oluyor. Yani o kadar çok yükseliyor ki şüpheli olabilir. Ama mesleğim, sizin mesleğiniz ya da işte farklı mesleklerde, ama biz zaten ameliyat yaparken soruyoruz. Soruyoruz işte. Otobüs şoförlerine zaten yapmıyoruz. Hani otobüs şoförü mikroskop kullanmıyor ama bu araç farları onun mesleğini etkileyebilir diye meslek seçimlerine göre mesela pilotlara yapmıyoruz. Ve mikroskopla işi olanlara yapmıyoruz. Ama mesela cam saati tamirine mikroskopla bakıyor da yaptık, görüyorum diyor. Bir arkadaş bana yine ameliyat, yani tekrar geri dönseniz bir yıl önce ameliyat olur musunuz diye sordu. Ben de olurum dedim. Yani benim hiçbir sıkıntım yok. Enteresan bir şekilde pek çok yorumcunun inanamadığı bir şey var. Neden? Yani nasıl olur da sorun olmaz gibi. Yani herkes böyle bir şey, altında bir şey var ama bir sıkıntı... Evet, ya uygunsa gözünüz çok mutlu olmuyor ama işte uygun olmasa da mutlu olmayan insanlar da var eğer. Ben sizin gözünüz uygun değil deseydim yapmak istemezdim zaten. Uygun hastalarımız böyle. Teşekkür ederim. Rica ederim ama dediğiniz gibi güzel bir soruydu. Hani meslek seçimi zaten önemli. Terzilere yapıyoruz. Çok mutlu oluyorlar, görüyorlar. Ama bazen şöyle oluyor. Mesela terziye yapıyoruz.
iğne iplikten geçiriyor ama bazen o kadar da küçük şeyler oluyor ki ekstradan gözlük takması gerekebiliyor. Evet. Yani ama o zaman da çok çok nadiren oluyor. Yani o tarz şeylerde zaten günlük hayat tamamen gözlüksüz şeyler, sadece çok küçük şeylerde takanlar olabiliyor. Yani mesleğe göre değişebilir. Ama dediğiniz gibi bu akıllı mercekler eğer mesela ameliyat yapmayı bırakıyor olsam o zaman yapılabilir. Zaten doktorlardan da olanlar var ama mikroskopla ameliyat yapanlara yapmıyoruz. Evet. Yorumcularda şey yapanlar oluyor işte mesela hiç gördünüz mü? Bir sürü göz doktoru var, gözlük takıyorlar. Hiç ameliyat olan göz doktoru gördünüz mü falan? Çok var. Yani benim arkadaşlarım da var ama akıllı mercek yapmadım. Onlara lazer yaptım. Akıllı mercek ya 40 yaşından sonra. Onlar da eğer ameliyat yapmayı bırakırlarsa yapabilir. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, muayenemiz sonuçlandı. Ofise geldik ve videoyu bu şekilde bitirmek istedim. Öncelikle muayenede söylemeyi unuttuğum göz kuruluğu durumu vardı. Ama zannediyorum buna yapacak bir şey yok. Özellikle uzun süre bilgisayarla vakit geçirirsem, uzun süre kitap okursam ya da uzun süre gözümü yoracak bir şey yaparsam, bir aktivite yaparsam o zaman göz kuruluğum artıyor gibi hissediyorum. Gözyaşı damlası kullanmam gerekiyor. Arada kullanıyorum gözyaşı damlası. Kullanma sıklığımda zannederim 2-3 güne birkaç damla gibi falan zannederim. Belki haftada bir bazen. Bazen belki daha sık. Tam bilemiyorum yani onunla ilgili bir şey tutmadım. Bir çetele tutmadım işin doğrusu. Onun haricinde bu video benim bu konuyla ilgili yapacağım ve yayınlayacağım son video olacak inşallah. Ve bu süreç içerisinde şunu öğrendim. Yayınladığım videolara yapılan yorumlardan anlıyorum ki bu ameliyatı olup çok çok mutsuz olmuş olan insanlar da var. Mutlu olmuş insanlar da var. Sonuç itibariyle bu bir risk. Yani bu riske girmek istersiniz, istemezsiniz. O sizinle ilgili bir şey. Ben zaten bu videoyu, bu ameliyat süper bir şey, bunun sonuçları harika, mutlaka bu ameliyat olmalısınız gibi bir mesaj vermek için yapmadım. Sadece ben ameliyat öncesinde çok fazla araştırma yapmaya çalıştım. Ama bu ameliyatı yaşamış, süreci böyle benim gibi açık bir ifadeyle paylaşmış birisiyle karşılaşmamıştım. O nedenle biraz da spontane gelişti yani olaylar. Bir anda göz ameliyatımı olduktan sonra o gün ya yapayım ben bu videoyu diye o gün gelişen, o gün başlayan bir olay olmuştu bu. Netice olarak ben memnunum. Yani arada olan bir göz kuruluğu, bir de hareler dışında bir sorunum yok. Hareleri de çok fazla bir problem etmiyorum. Çünkü açıkçası geceleri çok sık araba kullanmıyorum. Ama kullandığımda da bir sorun yaşamıyorum. Arabada, motorda kullanıyorum yani. Akşam saatlerinde de, gün içerisinde de. Onun haricinde gözlüklü yaşantımı unuttum. Yani 10 ay geçti ve gerçekten gözlükle ben nasıl yaşıyordum, gözlükle ne gibi bir sorunlarım vardı, ne kadar sorunluydum o sıralar hatırlayamıyorum o kadar detaylı. Ama bilgisayar ekranında bir şeyleri okurken, sosyal hayatımda bir şeyler yaparken kendimce ciddi sorunlarım vardı. Ve o sorunlardan kurtuldum. Yani bir kıyas yapmak, bir teraziye koymak gerekirse gözlüklü yaşam mı, şey mi, bu ameliyat olmuş haliniz mi derseniz elbette ki ameliyat olmuş halim derim. Ama bunu sırf kendimi güzellemek, ya böyle bir ameliyat oldum, pişman değilim demek için söylemiyorum. Yani gerçekten gözlüklü halime göre çok daha iyiyim. Ben çok daha rahatım. Çok daha konforluyum. Ama bu demek değil ki siz de bu ameliyatı olun, sizin de süper olacak. Öyle bir şey asla diyemem. Herkesin gönlüne göre versin Allah. Öyle diyebilirim. Herkesin gönlünce olsun. Herkese mutlu bir yaşam, kaliteli bir yaşam dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.